Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Merhaba arkadaşlar, ben Osman. Bugün bir BMW ile beraberiz. Ama alışık olduğunuz aslında başlıktan çıkartmışlardır. Elektrikli bir BMW ile beraberiz. Evet abi, bu i4 eDrive40 4 kasa Gran Coupe'nin elektrikli versiyonu. Aslında ortak platformda geliştirilen elektrikli modeli diyebiliriz. Ortak platform, şasi aynı, sadece komple elektrikliye çevrilmiş bir araç. i3'ten sonra aslında BMW bayağı bir bekledi. i8 çıktı tabii, o hibritti. Evet. Sonra iX ile bu çıkardı. iX gerçi kendine ayrı bir platform. Ya iX bambaşka bir tasarım. O muhtemelen o geçişi beklettikten sonra farklı bir bunu da yapabiliyoruz. Kapı açarken bunu da yapabiliyoruz modeliydi. Ondan sonra gelen ilk aracımızda sedan olan araçta hem benzinli platformunda hem de iyi bir elektrikli daily driver olmaya aday i4. Aslında bizi daha çok heyecanlandıran bu. Hani o direkt böyle bir adım atmayıp ara geçiş kıvamında. Evet. Yani ben yıllardır elektrikli araç takip edip istiyorum. Tasarımdaki uzay farklılıklar, gibi. Tasarımdaki itici faktörler beni almaktan sürekli alıkoydu, vazgeçiriyordu. Bu aracı gördüğüm anda bu benim beklediğim araç dedim ve aldım abi. İstiyorsanız bir de bir yakından tanıyıp zaten içine geçtikten sonra evet, bayağı bir detaylı konuşacağız. Aynen. Çoğumuzun aslında 4 serisinden tanıdığı dış tasarım aynı diyebiliriz yapı olarak. G20, G22 kasa olarak geçiyor. Bunlar G26 diye ayrışıyorlar i'lerde, Gran Coupe'lerde. Aslında araç aynı 4 kasa Gran Coupe ile. Jantına kadar, ön ve arka ızgara tamponlarına kadar. Sadece küçük detaylar var. Nedir? Mesela burada ön ızgaramız kapalı bir plastik. Çünkü aerodinamik etkiyi arttırmak için ızgara yapmıyorlar. Motor zaten hava almadığı için. Radyatör yok zaten orada. Radyatör yok. Sadece şu altta açık ızgara gibi olan bölmede kapaklar var, flaplar. Bunlar pil soğuması gerektiği zaman açılıyor ve içeriye hava akışı sağlayarak pili soğutuyor. Soğuk havalarda da kapanıp tam tersi etki yaratıyor. Duruma göre açılıp kapanıyor yani. Evet. Onun haricinde ön taraf tamamen bir 4 kasa Gran Coupe ile aynı. Kupe şekli yok bir de i4'ün. Nasıl? Kupe şekli hiç yok. Kupe şekli yok. Ya aslında kupe kasa, çerçevesiz kapılar, çizgi de kupeye yakın ancak Gran Coupe. Tam aradaki ne sedan ne kupe, arada bir geçiş Gran Coupe zaten. Lazer farlarımız var. Burada opsiyonel olarak bunlar sunuluyor. Aynı şekilde tüm 4 serisinde de var. Gece aydınlatması zaten bayağı iyi. Gece aydınlatması çok iyi. İşte 100 kat, 200 kat daha çok aydınlatıyor. Daha az elektrik harcıyor. Bunun yüzünden menzile de etkisi var. Yani bu arabada her şeyin menzile etkisi var. Açık camlardan çok yakan farlara kadar her şeyin etkisi var. İşte uzun kısa akıllı ayrışma yapıyor. Uzunları açıyor, kapatıyor. Rahatsızlık vermeden. Hiç ellemiyorsun uzunu. Sen o kendisi gerektiği otomatik zaman yapıyor. Açıyor, gerektiği zaman kapatıyor. Sürekli açık bende aslında o sistem. Onun dışında ön taraf M50 logolarımız var ön ve arkada. 50. yıl bir logo değişimi espri yaptı BMW. Tüm modellerde çıkıyor. Böbrekleri sen nasıl buluyorsun? Yeni böbrekleri? Ön böbreği beğeniyorum. Sadece şöyle bir soru işaretim var. Tamamen kapalı olduğu zaman böyle sanki öteki 4 kupelerdeki açık ızgarayı istiyor canım veya o M4'teki kalın şeritleri istiyor. O yüzden bir aftermarket bir şey çıkarsa. Aynen, aftermarket ön ızgara bekliyorum. Çıktığı zaman hemen takacağım abi. Ama şu anki haliyle gayet beni tatmin ediyor. Bir de şuradaki aslında boşluklar, şu arabanın şu jant bölümündeki, onlar da aktif. Evet, şuralar lastik ve fren soğutma. Burası zaten buradan komple arkaya devam eden bir hava kanalı var. Aerodinamik katsayısı çok yüksek aracın. Zaten elektrikli araçlarda hedefledikleri şey bu. Sürtünmeyi azaltarak, minimumu azaltarak menzili arttırmayı. Aslında hiçbir şey yapmadan menzil arttırmış oluyorsun. Ufak tefek tasarım değişiklikleriyle. Daha rahat gidiyor araba. Daha rahat gidiyor. Bundan sonra amaç bu. Jantlara gelirsek, standart jantları galiba M'de. Jantlar standart, yeni 4'lerin hepsinde bu jant opsiyonu var. İki çeşit zaten geliyor. Bu bir tanesi. 19 inç. Ram fletleri var yine. Gayet konforlu. Ben diğer Mercedes'ime göre bunu çok konforlu buluyorum. İçine değerlendireceğiz zaten o konuyu. Aynen. Frenler yine standart. M opsiyonu da var. Evet, M opsiyonu var. Benim aracımda yok. Biraz ne bulursak onu aldığımız için en dolusunu alamadık. Bir iki tane eksiğimiz var. M fren yok. Ama bu frenler de 2.2 ton bir araç için gayet başarılı. Beni güven veriyor yine. Hiç hani zayıflığını düşünmedim, görmedim şu ana kadar. Kapı kolları gizli. Kapı kolları gizli. Bütün 4'lerde kapı kolları böyle geliyor sanıyorum artık. En azından Gran Coupe'lerde böyle. Yine sürtünmeyi azaltmak, yine hedeflenmiştir. Sürtünmeyi azaltmak. Dış sesi azaltmak, bu arada sesi de azaltıyor. Onun için de yapıyorlar. Aynalar katlanır zaten. Aynalar konu konuşmaya katlanır. Gerek yok. Aynen. Arkaya doğru gelirsek zaten asıl bence sportif duran noktası o arabanın. Evet. Yan taraf zaten komple 4 Gran Coupe ile aynı baktığınız zaman. Hiçbir farkı yok. Ön ve arkadaki ufak değişiklikler, küçük espriler aracın benzinli veya elektrikli olduğunu değiştiriyor. Ve bunun en büyük farklılığı da egzoz uçlarının olmaması tabii ki. Bir de agresif bir difüzörümüz var. Evet, egzoz uçlarının olmadığı yerde normalde diğer markalar çakma böyle uzay gemisi parçaları, değişik yuvarlak parçalar yaparak bunu kapatırken BMW burada güzel bir iş yapmış. Onun yerine agresif, keskin hatlar olan bir difüzör koymuş. Hem araca sportiflik katmış, hem de böyle o benzin uçlarını arayan gözlere güzel bir detay sunmuş orada bence. Ben beğeniyorum. Yoruma da yazabilir takipçiler. Onlar nasıl buluyor? Aynen. Siz nasıl buluyorsunuz? Yoruma yazabilirsiniz. Yani o BMW ruhunu hala burada hissediyoruz. Zaten BMW'nin farkı da bu abi. Mercedes mesela elektrikli araç yapmak için uzay gemisi tasarlarken BMW elektrikli araç yapmak için yine sportifliği ön plana çıkarmış. Konforu, performansı ön plana çıkarmış ve beni o şekilde aldı açıkçası. Yavaştan da aslında arabanın içine geçip tam da detaylardan bahsedebiliriz. Tamam. Artık silindir konuşmuyoruz. Silindir konuşmuyoruz abi. Artık her şey matematik. Sürekli sayı konuşuyoruz. Bir tane elektrikli motorumuz var şu an. O da arkadan itiş. Evet. Arkada, arka bagajın altında motor. Sevdiğimiz tarzda aslında BMW'nin o arkadan itiş, o aynen, ruhunu kaybetmedi bu kasada. Aynen. Zaten oradan dem vuruyor BMW'de. Yani hem sportif sürüş hem de elektrikliği oradan koyuyor. Hem arka çeker, ağırlık merkezi aşağıda daha iyi bir yol tutuş sağlıyor. 2.2 ton bu araç boş haldeyken. Hafif bir araba değil çünkü. Çok ağır bir araç. Ona rağmen işte 5,5 saniye 0-100 veriyor. Bir de ağırlık dengesi de aslında 50-50 olmazsa da galiba 44'e 56. Arkası daha ağır. Evet. Birazcık o Porsche karakteri de var aslında. Aynen ve şeylerde, virajlarda bu ağır araca göre hiç görmeden dalabiliyorsun. Güven veriyor sana yani. 340 beygir. 340 beygir. Tek motor. 83 kWh pilimiz var, kapasitemiz var. Bundan sonra artık bunları konuşacağız arkadaşlar. Beygirden sonra hani batarya önemi kazanıyor. Benzin deponun büyüklüğü gibi pilinin büyüklüğünü konuşacağız. Çünkü o da menzile bir artı sağlıyor. Menzile bir artı sağlıyor. Performanslı kullanımda da çok önemli. Şimdi mesela sürekli basarak gittiğinde düşük kilovatlı bir pilde bir anda düşük menzil sağlıyor. Düşük sana menzil yani 100 ile gidip 450 kilometre yapabiliyorken bu araçta 200 ile sabit otobanda giderek 200 kilometrede, 250 kilometrede bütün pili bitirebilirsiniz. Her şey matematik abi. Bir de bu arabayı aslında güzel kılan da menzili çok yani. Güncel kategori olarak ayırırsak rakipleri karşısında. Evet, rakiplerine göre yüksek menzilli bir araç. 545 kilometre fabrika verisi var. Ben şahsen 380'e kadar bunu test ettim. 380'de de %10'un üstünde bir pil kapasitemiz kalmıştı. Burada en önemli şey aracın bir tane sweet spot dediğimiz bir noktası var. 80-90 kilometrede en uzun menzili sağlayabiliyor araç. Siz bunu 150'ye taşırsanız menziliniz düşüyor. Klimayı açarsanız menziliniz düşüyor. Cam açık giderseniz menziliniz düşüyor. Sürtünme katsayısını artıyor. Hepsi. Hatta işte yüksek opsiyonlu 20 inç jant takarsanız menziliniz düşüyor. Hem de böyle az buz değil. Pil başına 50 kilometre, 60 kilometre düşüyor. Yani her şey bir verimlilik ayarı. Elektrikli arabada 600-700 kilometre menzil de yapabilirler ama aracı hafifletirler, küçük tekerlek takarlar. İnsanların kullanmayacağı bir araç olur. Pil daha çok ağırlaştığı zaman yine bu sefer motor daha fazla elektrik harcadığı için yine menzil uzamıyor. Hammer grubunda yaptıkları gibi mesela 4 ton bir araç yaptılar Hammer'da. Ona rağmen yine 500 kilometre menzil verebiliyor araç. Bunun 2 katı pil var. 150 kW pil var arabada. Sen bayağı da bir araştırdın zaten bunu alana kadar. Tesla bayağı fanboyluğu vardı. Aynen. 6-7 senedir takip ediyoruz. İşte Tesla takip ediyoruz. Türkiye'ye gelsin alacağız diyoruz ama resmi Tesla'dan bahsediyorum. İthal araçlardan değil. Ondan sonra Almanlar bu işe girdiğinde aracın hem elektrikli hem de güzel tasarıma sahip olabileceğini aslında kanıtladılar. Gösterdiler. Öyle olduğu zaman Tesla'dan uzaklaştık. Çünkü Tesla'ya biliyorsun tekerlekli bilgisayar diye espri yapıyorlar. Biz tekerlekli bilgisayar istemiyoruz. Biz çok akıllı bir araba istiyoruz. O yüzden Alman tarafındayız. 3 tane kullanım modu var. Her BMW'de olduğu gibi Eco, Comfort ve Sport. Açtığınız zaman Eco'da çalışıyor. En yüksek menzil, en yüksek verim Eco'da var. Bu arada Eco'nun... Sessiz miydi Eco'da yoksa Comfort'ta mı? Eco'da sıfır ses. Hiç ses yok. Şu anda... Mesela şu an çok rüzgarlı bir gün, yani sadece rüzgar sesini alıyoruz. O evet, da dışarıda çok yüksek bir rüzgar olmasına rağmen aracın yol sesi bile sıfırda. Biz burası stüdyoymuş gibi seninle aramızda konuşabiliyoruz. 150 mesela şu anda bu arada 150 kilometrede gidiyoruz. Yani şu an gelen rüzgar sesi de 150 artı rüzgarın sesi. Yavaşladığımız zaman hiç ses olmuyor. Arabada gidiyor gitmiyor illüzyonuna düşebiliyorsun bazen. İlk aldığın zaman alışana kadar araba gidiyor mu şu an falan diye panik oluyorsun. Kadrana aslında duruyor bakıyorsun. Kadrana bakıyorsun. Kayıyor gibi geliyor ses olmadığı için. Ya da benzinli bir arabaya bindiğin zaman bu arabada bir arızam var, bu ses nereden geliyor diye dinlemeye başlıyorsun. Ben mesela benzinli aracıma bindiğim zaman ya bu titriyor bu gaz pedalı ama inşallah bir şey yoktur diye panik olmaya başladım bu arabadan. Uzun süre bile sen F30 kullandın, ondan sonra C serisi kullandın. F90 kullandım, F30 kullandım, C kullandım. Sonra buna geçtik. Bu araçta en beğendiğim özelliklerden bir tanesi basınca anında %100 tork değerini alabiliyoruz. Şimdi mesela birazdan şu gişelerden sonra gösterelim. Spor moddayız şu anda. 100 km ile gidiyoruz. Gaz pedalına bastığın anda tam tork, %100 gücü tekerleklere veriyor. Deviri beklemiyoruz yani. Hiç devir bekleme, vites bekleme, küçültme, alçaltma, motorun devir almasını beklemek diye bir şey yok. En güzel kısmı da o. Biraz böyle kumandalı arabaya benziyor. Basınca gidiyor, basmayınca yavaşlıyor yani. Bir zaman sonra ama bu bağımlılık yaratıyor herhalde değil mi? Bağımlılık yaratıyor. Bir arabaya binince sonra... Ve menzil yediğin en büyük olay oluyor. Mesela bu basmalar, bırakmaların hepsi menzilden düşüyor abi. Sen diyelim ki, bak şimdi yanımıza bir tane araç geldi. Mesela bu araçta birazdan diyelim ki bastık, yürüdük. Bu araçta bizim 5 dakika yürümemiz bize 50 kilometre menzile mal oluyor. O gidecek benzinliğe, sonra dolduracak tabii. Aynen. Biz şarj istasyonuna gideceğiz. Tek üzücü nokta belki bu konuda şey olacak herhalde, 190'da biz kalıyoruz. Evet, bu arabanın performans konusunda en kötü noktası limitörü. 192. O büyük ihtimalle gidecek çünkü biz 190'da duvara taslamış gibi kalacağız. Aynen öyle. Yani 192'ye kadar geçemeyeceğimiz araba çok kısıtlı Türkiye yollarında. Çok özel arabalar olması lazım. Bu araba bu arada bu paketin yani i4'ün düşük paketi. Bunun bir de üst paketi var M50 diye. O 545 beygir. O 4 çeker bir de değil mi? O 4 çeker. 2 motorlu. Aynı pil var ancak menzili biraz daha düşük ağırlık ve çift motor olduğu 160 için. 160 kilo bir ağırlığı daha artı onun. Aynen, daha da ağırlığı da fazla. Yani düşük paketi bu olan bir aracı yolda geçebilmek için üst segment bir şeye binmen gerekiyor. Nedir bilmiyorum. CLS 400 belki 330, 430, 530 bunlar bir kere yok. İmkansız yani 250 beygirlik bir arabanın 340 beygirlik bir elektrikli arabayı geçme şansı yok. Hatta istiyorsan şu virajdan sonra böyle bir 70'e kadar düşüp böyle bir top speed deneyelim. Yapalım. Zaten en güzel yerde 30'dan 40'tan 150'ye geçiş. En mesela iyi performans aldığı yer. Mesela şu an burada böyle birazcık daha yavaşlayıp. Sıfır performans. Gaza basmadığınız zaman hiçbir şekilde araç tekerleklere güç sağlamıyor. Boşta gidiyorsunuz. Boş viteste gibi gidiyorsunuz. Sonsuza dek durana kadar gidiyor. Akıtıyor şu an. Aynen akıtıyor. Şu anda basıyorum. 1, 2, 3. Ve limitör. Limitöre ya araba limitöre girmesi aslında daha gidecek yani ben giderim gidecek, diyor da. Gidecek yani benim tahminim 250-300'e kadar gider abi. Tabii elektrikli motorun şeyini araştırmak lazım. O yüzden daha çok yeni olduğu için hiç girmedim bu işlere. Bu araçlarda mesela gazdan çekiyorsun yani. Aynen, gazdan çekip bıraktığın zaman araç aynı şekilde gitmeye devam ediyor. Agresiflikten bir anda çıkabiliyorsun. Mesela 100'e gidiyoruz şu an. Bastık. 150 yapalım. 150 yaptık. Önümüzde sanki hani bir şey çıktı ya da sanki hep 150 ile gidiyormuş gibi devam ediyor araç. İşte hiç vites küçültme, şanzımanın kendini ayarlaması yok. Bu aslında da hem konfor hem de sportif olarak, hem konfor hem performans. Aynen gidiyor. Öyle. Aynen öyle. Kimisi işin güzel kısmı o diyebilir. Zevk meselesi. Ancak ben biraz daha böyle verimliliğe ağırlık veren bir insan olduğum için tam benim istediğim şekil bu. Mesela Çeşme'ye gidiyorum. Çeşme'den dönüşte menzilim az kalıyor. 100'e bir atıyorum cruise kontrolü adaptifi. 100 kilometre kalan menzille çıktığım 100 kilometre yol bittiğinde 80 kilometre menzil veriyor bana. Bir de frenlikten sonra da oluyor, geri kazanım oluyor. Evet, frende de rejeneratif fren var. Rejeneratif fren nedir? Siz fren yaptığınızda hemen pedalları balatalara uygulamıyor araç. Önce motor freni devreye sokuyor. Motor freni de oradan harcadığınız enerjinin bir kısmını geri kazanıyor. Eğer sizin frene basma baskınız motor freninden fazlaya ihtiyaç duyuyorsa o zaman balataları kullanmaya başlıyor. Yani bugün benim yaptığım frenlerin %80'e yakını rejeneratif fren. Dolayısıyla ben fren diski ve balata masrafından, sarf malzemesinden kurtulduğumu düşünüyorum. Eski araçlarıma göre belki de 100.000 kilometreye kadar değiştirmeyeceğim yani. Fren zaten başında da konuşmuştuk, yeterli. Fren yeterli. Bu kiloda araç için başarılı. En fren olsun isterdim. Ancak opsiyon paketi bulamamıştık o zaman. Ne geliyorsa onu aldık. Biraz daha büyük diskler, biraz daha büyük balatalar oluyordu. Tavsiye ederim eğer sıfırdan sipariş veren arkadaşlar olursa en fren almasını, en dolusunu almasını tavsiye ederim. Çünkü artık elektrikli araba olduğu için bu konan her donanım artı sağlıyor ve artık yapılan donanımlar da öyle az buz eskisi gibi işte katlanır ayna falan donanımlar değil abi. Bunlar zaten artık standart. Tabii, çok şükür. Onlar standart aynen. İşte 360 kamera, sürüş asistanı, adaptif cruise, kaçış, kaza engelleme sistemi, hepsi bunların böyle kompleks sistemler. O yüzden en dolusunu almayı tavsiye ederim ben. Bir de modlarla geçiş yaptıkça da sesler de değişiyor galiba, değil mi? 2 tip sesimiz var. 3 tip sesimiz. Bir tane de sessiz modumuz var. Doğru, haklısın. 2 tip sesimiz var. Bunlar da Hans Zimmer'ın bestelediği, ünlü kompozör Hans Zimmer'ın bestelediği sesler. Inception filminin, Christopher Nolan filmlerinin. Ben çok severim kendisini. O yapmış. Güzel, kötü değil. Ben beğeniyorum. Ancak eksik tarafları var. Önce bir dinletelim mikrofonun aldığı kadar. Bu şu ana kadar kullandığımız şeydi. Spor moddaydı. Bir frenlerken böyle bir sesimiz var. Bir de gaza bastığınız motor yüzdesine göre yükseliyor yani gittikçe. Aynen. Yani sanki böyle bir yapıştırıyormuş gibi benzinli motora yakın bir şey vermişler. Bu spor modumuz. Bir tane konfor modu var. Spor, konfor ve Eco Pro'da bütün kadranlar değişiyor bu arada. Bu arabanın iDrive 8 kısmına tasarımda konuşacağız. Şu an performans konuştuğum için girmiyorum. Yeni ekranda her şey değişiyor. Eski şey gibi değil. iDrive 7, 6 gibi değil. Şu an mesela konfor moda geçtik. Bunun da sesi böyle. Fena değil aslında. Yani ama, kıvamında. Ama gereksiz bir ses. Bir tık daha böyle volüm bekliyorsun. Birazcık daha agresiflik, evet. Değil mi? Aynen. Tesla'da olsa USB'den atıp kendimiz de galiba şeyler seçebiliyoruz. Bir de Eco Pro'muz var. Onda artık zaten sessiz, sakin rüzgar sesini dinliyoruz. Aynen, hiç ses yok onda. Modlar arasında bir de herhalde var değil mi? Gaz tepkimesinde de farklar var değil mi? Gaz tepkimesinde fark var. Tahrik farkı zaten gaz tepkimesi. Direksiyon farkı yapıyor. Sport ve konfort olarak 2 farklı direksiyon modu var. Amortisörlerde sport ve konfort olarak M paket bu araç. Zaten bunların hepsi M. Individual'da kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela Eco Pro'da da hepsini sporda kullanıyorum. Ama Eco Pro'nun gaz tepkimesinin softluğunu menzil uzatmak için kullanmış gibi oluyorum. Ama konfor olarak değerlendirirsek süspansiyonu bayağı iyi yani arabanın. Abi konfor olarak değerlendirirsek her şey çok iyi. Yani süspansiyonu harika. Ben mesela Mercedes'te 4 senede 8 lastik yarmışken C200 mü vardı sende? 250 mi? C200 kabrio vardı. Onda lastik yararken İşte bam güm amortisörle uğraşırken bu sefer patladı amortisör diye tribe girerken bunda her yere girip çıkabiliyorsunuz ve araç orada çukur vardı ya benim haberim yok diyor yani. O konuda sportifliğini koruyor. Sportifliğini hem koruyor hem de sizi rahatsız etmiyor. Yani hem konforu yüksek hem sportifliği yüksek. Konfor kısmında sessizliğin bence verdiği çok büyük bir konfor var. Ben çok alıştım. Bazı izleyicilerin tabii ki egzoz sesi, motor sesi isteyecektir. Petrol etler. Aynen. Ben çok petrol et değilim arkadaşlar. Ben taşıt severim. Her taşıtı kullanırım. Çeşitli araçlarım var ancak petrol et değilim. Biraz çevreci, biraz verimlilik, biraz yenilenebilirlik. Bunları böyle bu ara gündemimde yani. Seviyorum, takip ediyorum. O yüzden bu araba bana çok hitap ediyor. Lazer light'larımız var. Lazer light'larda gece normal led ve xenon farlara göre işte internette 100, 200, 500, 800 bilmiyorum kat fazla ışık verip daha az enerji harcıyor. Daha az enerji harcadığı zaman konuştuğumuz gibi hem verim hem menzilimizi uzatıyor hem de aynı enerjiye daha fazla iş yapmış oluyoruz. Bir de genel takipçiler merak etti yani bir BMW'nin içindeyiz sonuçta. Elektrikli olsa o eski mekanik o direksiyon hissiyatı hala var mı? Yani sürerken F30'daki o hissiyatı yine yakalayabiliyor musun burada? Evet abi güzel bir konu. F30 çok kullandım. 3 sene F30, 3 sene F90 kullandım. Gerçekten çok güzel arabalar. Bu araçta o sportifliğin hepsini alıyorsun. Üstüne 340 beygir bir BMW'ye binmiş olmanın verdiği ekstra bir güç, ekstra bir sportiflik hissi daha var. Nasıl anlatayım onu? Çok sanal hissettirmiyor sana. Hiç elektrikli araç ya bu sıkıcı böyle bir şey yok. Yani işte iX'tir, Jeep'lerde herkes Jeep yapıyor şimdi. Elektrikli Jeep modası var abi. Neden olduğunu anlamıyorum. Ben de elektrikli Jeep olmadığı için bunu aldım mesela. Anladın mı? Sedan olduğu için. Yani spor arabaların da elektrikli olabileceğini gösteriyor aslında BMW bu arabada. Ve bundan sonra da bunu arttırdı zaten. i7'yi çıkarttı. Şimdi yeni i5 geliyor. Belki haberin yoktur. 5 kasanın komple aynı elektriklisi gelecek. Zaten hepsini çıkaracak zamanla ve benzinler bitip insanlara, alıştıracak elektrikliye geçeceğiz. 2035'te zaten artık içten yanmalı sıfır satışı bitiyor. Ve güzel kısmı Mercedes gibi bambaşka bir tekne tasarımında bir araç yapıp sana bu elektrikli diye vermiyor. Bak benim çok sevdiğin hem konforlu hem sportif hem performanslı bir aracım var. Gözünü alıştırıyor önce bir. Aynen. Sen bu arabaları zaten severek kullanıyorsun. Bir de bunun elektriklisini yaptım sana. Bunu da dene. Bunda daha da verim alacaksın diyor. Beni orada yakaladı BMW mesela. Yani F30'cuların istediği belki de işte egzoz sesi, motor sesi, yazılım attık, onun sesi, işte yanlamanın şeyi onları alamayabilirler. Ancak sportif BMW, otoban, çevre yolu, yüksek hız grubunda F30 diye bir şey kalmaz akıllarında. Şey mutlaka yanlama kalmaz. Hala oluyor ama galiba değil mi? Yanlıyor abi. Ama şöyle çok saçma bir durum var. Motor sesi olmadan yanlamanın hiçbir mantığı yokmuş. O yanlamanın bütün olayı abi o devirin 4000-5000'de dönerken vur vur diye bağırmasıymış motorun abi. Ben mesela kapatıp denedim 3-5 defa. Lastik dedim sesi ki, duyuyorsun sadece. Lastik sesi duyuyorsun, kaydırma fış diye bir ses duyuyorsun. Ne var bunda diyorsun ya yani o olayın ruhu motorun devir hızındaymış abi. Bunda öyle bir şey yok. Yine o elektrikten o kolondan gelen ses de seni yine tatmin etmiyor. Etmiyor tabii ki. Etmiyor tabii ki. Etmiyor. Takipçilerin bir diğer merak ettiği nokta özellikle benim de elektrikli araba aldık ama benim hep böyle bir soru işareti şarj konusu oluyor yani. Türkiye'de özellikle daha bir de çok yaygınlaşmadı Avrupa'daki gibi. Evet. Abi. İnşallah yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak. Yani bir korku salıyor mu seni böyle? Abi alışıyorsun. Yani ben yapamam diyen arkadaşım da var. Benim gibi gönüllü şey yapan, ya ben bu işi seviyorum, bu şekilde yaparım ben bunu diyen insanlar da var. Alışıyorsun. Şimdi benzinli arabanın her yerde benzinli istasyonu, inanılmaz bir altyapısı, ona göre bir sürü hizmeti var, tankerler dolaşıyor vesaire. Elektrikli de yok böyle bir şey. Takıyorsun prize, şarj doluyor abi. Ne taşıması var, ne götürmesi var. Işık hızında seyahat ediyor tellerde. Bir de yani, sende şey oluyor, iş yerinde de şarj edebileceğin bir nokta var. Tabii ki. Şimdi elektrikli araç alacak insanların şu andaki altyapıyla Türkiye'de şarj edebileceği bir yer olması gerekiyor. Bu ister apartmanındaki kapalı otopark noktası, ister açık otoparka kablo çekebileceği bir park yeri, ister iş yerinde, dükkanda, mağazada kablo çekebileceği, istasyon, box koyabileceği bir yer olması gerekiyor. Çünkü ben bu arabayı aldım. benzinlikteki mantıkla giderim, şarj ederim, sonra da kullanırım, sonra gider bir daha şarj ederim. Böyle bir şey yok abi. Onu samimi bir şekilde söyleyeyim. O çok güzel herhalde değil mi? Bir burada zaman sonra bazı izleyiciler şu an üzülüyor olabilir. Ancak sizin bazı noktanızda, yani iş yerinizde, evinizde şarj noktanız olmadan bu işe başlayamazsınız. O dışarıdaki şarj istasyonları ancak ben işte buradan Ayvalık'a gidiyorum, seyahat ben buradan ederken İstanbul'a gidiyorum, Bursa'ya gidiyorum, Antalya'ya gidiyorum. Seyahate giderken aplikasyondan bakıyorsunuz, istasyon var. Hızlı istasyon, yavaş istasyon, şu kadar para, gidiyorsunuz orada şarj ediyorsunuz. Onun haricinde işe gidip gelen, her gün kullanan benim gibi daily driver'lar için bir tane şarj kutusu koyabileceğin yer olması zorunlu. Ben bunu iş yerinde kullandım. Bizim iş yerimiz zemin kattayız, komple bina. O binanın zemin kattaki park yerine ben bir tane elektrikli şarj kutusu koydum. Zaten bu aracın içinde bagajda çıktı bir tane, verdiler. Hı hı. Bazı modellerde vermiyorlar, markalarda. BMW'de veriyorlar. Onu koydum. Onunla aracı, en can alıcı noktadan bir tanesi bu, herkesin merak ettiği sanıyorum. 8 saatte sıfırdan %100'e doldurabiliyorum. Bu yavaş şarj bir de değil mi? Yani bu, normal evin elektriğiyle. Bu evet, evin elektriğiyle, iş yerinin elektriğiyle alabileceğiniz en yüksek şarj. Yani bu araç, BMW modelleri 11 kW destekliyor, hı hı, alternatif akımda. Alternatif akımda da 11 kW aldığınız zaman 80 kW bir pili doldurmak 7,5 saat sürüyor. Yani bunu aslında akşam şarja koydun, sabah işe giderken full bir araba. Bir kere hiçbir zaman bu araba sıfır olmuyor. %10'un, %15'in, ben en düşük %5 gördüm. %10'un altına düşmüyorsunuz. Girmemek lazım yani, o riske. Girmemek de lazım. Hem pil sağlığı açısından hem şey açısından, ancak zora düşerseniz giriyorsunuz. Dolayısıyla abi 6,5 saatte bu araba doluyor. Ben sabah iş yerine gittiğimde cuma günleri 8'de hemen takıyorum. Öğlen 2'de komple dolmuş bir şekilde, daha önceden bile dolmuş için oluyor. Bir sonraki hafta için, hafta sonu Çeşme'ye git gel rotam için yeterli hazır olacak oluyor şekilde dolduruyorum. Bu şimdi insanlar diyor ekran başında, ya çok yavaş, aman tanrım nasıl 7 saat, nasıl 6 saat falan. Bunu bir kere evde yaparsanız, evde sizin geçirdiğiniz ortalama süre 10 saat, 12 saat uyuyorsunuz çünkü uyanıyorsunuz. Akşam eve erken geliyorsunuz. Evde inanılmaz bir konfor. Hiç kafaya takmıyorsun. Hatta evde ayarlıyorsun, diyorsun ki gece 2'den sonra doldur diyorsun. Gece 2'de doldurmaya oradan başlıyor. Sonra sabaha sana dolu veriyor. İşte sabah 8'de benim koltuk ısıtmamı çalıştırmış ol diyorsun. Ben her gün aynı saatte işe gidiyorum. Mesela evde şarj istasyonum olsa sabah 8'de full sıcak koltuğa otururum kardeşim. Anladın mı? Aynen, full bir şekilde binerim. Burada bro müsaitken bir sıfırdan kalkalım mı? Kalkalım. Sol sinyalimizi verdik. Sporttayız. Devam edelim. Çok rüzgar var. Evet, bayağı rüzgar var. 192. Yine bir top speed yaptık yani. Aynen, top speed yaptık. 0-100 yaptık, 0-200 yaptık. Hızlama bayağı iyi ama. Hızlama bayağı iyi. Yani tabii ki bir Taycan turboyla veya işte yok, belki sınıf de olarak zaten onlar farklı sınıflar, aynen karşılaştırılamaz. Ama dediğim gibi alt grubu bu araba olan bir i4 eDrive40 bu araba, M50 değil. Hem de daily driver için mükemmel performans bence. Ben mesela 320, 420, 520, 330, 430, 530 almam. Bu arabayı alırım. Sen bir de daha çok elektrikçisin yani. Elektrikçiyim. Daha teknolojik şey. Ama mesela o benzincilerin aklını şurada çeleceğim. Pilden konuşuyorduk. Mesela şimdi 6 saatte arabayı şarj ediyorsun ama 80 kW, 70 kW doldurduk. Diyelim ki %10'dan doldurduk. 70 kW'ın abi 2,5 TL elektrik bizde. Ortalama aşağı yukarı, evde iş yerinde değişiyor. Önemli değil. Ne yapar? 170-180 TL'ye doluyor bir depo. Yani bir sen bu arabayı 400-450 kilometre zorlasan yaparsın değil mi? Yani ekonomik kullandım. Yani abuk subuk kullanarak 350 kilometreyi kesin yapıyorsun. O da abi 170 liraya 350 kilometre 50 kuruş. Sen bunu uzattığın zaman, makul kullandığın zaman 20 kuruş, 25 kuruşa kadar düşüyor. Sen şimdi 340 beygir bir arabayı kilometrede 25 kuruşa kullanmaktan bahsediyorsun. Bir yandan da Mercedes'imle karşılaştırayım. 180 beygir bir arabayı 2,5 liraya kullanıyorum. Hem de ne bassam gidiyor, ne bassam duruyor. Konforu zayıf. Yani bence karşılaştırılamaz abi. Güncel elektrik fiyatlarına göre bu hesap. Tabii bu güncel elektrik fiyatları şu anda mesela %20 indirim yapılacak dendi. Belki bu video çıktığında yapılmış olur. O zaman daha da düşmüş olacak bu. Diğer istasyonlarda firmaların doldurunca daha pahalıya geliyor galiba, değil mi? Evet. Oğlum? Şimdi bu 2,5 TL bizim bireysel kullanımımız. Normalde 1,70 TL. Hemen izleyiciler yazar yoruma ama o 1,70 TL belli bir kilovata kadar sınırı var. Belli kilovattan sonra 2,5 liraya çıkıyor. Yani zaten evin genel buzdolabı sıvırı zıvırı o kilovatı kullandığı için ben üst limitten konuşuyorum. Şimdi 2,5 TL'ye biz evimizde dolduruyoruz. Benim mesela Şubat ayındaki faturam, bu aracın bağlı olduğu elektrik saatinde sadece bu arabanın kutusu var. Başka bir saat yok. O iş yerimiz kullanılmıyor, çok depo olarak kullanılıyor. O yüzden gelen fatura sadece bunun faturası oluyor, biliyorum. 960 TL'ye geldi Şubat ayındaki bütün giderim ve çeşmelere gittim. Sürekli her gün işe gidip geliyorum. Sağa sola gidiyorum, geziyorum. 960 liraya bir ayda bunu kullanmış olduk. İşte yazın Çeşme'ye gittik geldik, daha fazla kilometre yaptık, 1500 TL. İçten yanmalı bir araba olsaydı zaten o senin bir depon olacak. Bir depoda zaten 5 günde biten bir benzin, işte bir kere Çeşme'ye gittin geldin, 3 günde işe gittin geldin, bitti. Dolayısıyla 6000 lira yerine 1200 lira, 1500 liraya 4'te birine kullanmış oluyoruz. Hem de 190 beygir, 180 beygir, işte F30'lar 170 beygir yerine 340 beygir kullanmış oluyoruz. Benzincileri orada yakalayabiliriz abi. Şu anda fiyatlar el yaktığı için makul gelebilir diye düşünüyorum. Fiyatlar sadece özel noktalarda şarj edince biraz daha pahalı oluyor, değil mi? Aynen, onu söyleyecektik. Bizim 2,5 TL ev ve iş yeri fiyatımızken biz bunu mesela Zorlu'nun istasyon ağı olan ZES'e gidersek ZES'te hızlı şarj 10 TL kilovatı. Yani 70 kilovatlık pilin 70 kilovatını doldurursak 700 lira ödemiş oluyoruz. 30 dakikada mı %10'dan %80'i çıkıyordu o zaman? İşte ama onun da güzelliği şu, evet, 30 dakikada %80'liyor abi. Biz 11 kilovatla dolduruyoruz dedik ya, orada 200 kilovatla dolduruyorlar. O 200 kilovatla doldurduğun zaman zaten 30 dakikada neredeyse fulllemiş oluyorsun. Güzel bir artı aslında. Acelen varsa güzel bir artı. Şu anda çok da gündemde bu. İzmir'de Selve'ye Türkiye'nin en güçlü şarj istasyonunu kurdular. Bir tane marka kurdu. Yazın Çeşme'ye gidip gelen insanları şarj etmeyi planlıyorlar. Bence çok da akıllıca. Şu anda 17 dakikada, 18 dakikada eğer aracın kapasitesi varsa, bu arada o da önemli. Her araç onlara girmiyor. Ancak yeni nesiller girecek tabii ki hepsi. Aracın kapasitesi varsa, eski bir araçtıysa 17 dakikada arabayı şu anda %80'liyor. Yeter zaten %80. Yani sen tuvalete girdin, kahveni aldın, çıktın, zaten dolmuş oluyor abi. Yakında bu 3-5 sene sonra 5 dakikaya düşecek. Bir bakmışız benzinlik gibi her tarafta elektrikli istasyonlar açıldı. Bir de şey var galiba, mesela bir rotaya çıkacağız, İstanbul'a çıkacağız burada. Buradan haritadan onu seçersen nerede şarj edebileceğin, yüzde kaçta varacağında görebiliyorsun galiba, değil mi? Aynen, yani rota üzerinde diyelim ki menzil üstünde bir yere gitmek istedik. 1000 kilometrelik bir rota girdik. O zaman araç sana şurada bu şarj istasyonu var, burada bu hızlı şarj var, burada yavaş var. Alternatif rota sunuyor Tesla'nın yaptığı gibi. Çok da ihtiyacınız olmuyor. Zaten cep telefonu aplikasyonunda bütün şarj istasyonları gözüküyor. Şuraya girerim, burada şarj ederim deyip yola çıkıyorsunuz. Çok da düşünmüyorsun yani. İnsanların gözünde ben de almadan önce mesela sürekli bir menzil korkusu o yurt dışında da insanların yaşadığı olur diye bekliyorsun. Lazım olacak mı? İşte çekici çağıracağız mı falan. Yok öyle bir şey. En kötü ayağını gazdan çekip yüze düşüyorsun abi. Bir tane de aplikasyondan nerede varmış diye şarj istasyonu buluyorsun, gidiyorsun. Bir de ya, dolu mu dolu olmadığını da görebiliyorsun, değil mi? Dolu mu dolu değil mi? Kim yüzde kaç olmuş oradaki arabanın şarjı, hani ben gidene kadar biter bu gibi. Rezervasyon yapabiliyorsun. Çok zor durumdaysan parasını ödüyorsun. Kilitleniyor istasyon. Sen kullanıyorsun. Sen gittiğinde direkt takıyorsun. İşin aceleyse vesaire. Parayı veren düdüğü çalar mantığı yani. Boş duracağına senden para kesiyor. Yani en çok herhalde benim gözümü korkutan noktalardan biri o şarj konusuydu. O da hani artık gelişiyor ülkemizde de adım adım. Abi altyapı buna hemen hazırlanacak. Çünkü benzini taşıması da tankerler vesaireler çok lojistik büyük bir olarak yük abi. Bunda hiçbir şey yok. Sadece kablo bir kere değişecek ve bir bakmışsın senelerce bundan sonrası için hazır. Bu çok yakın. Şu anda bu hem TOG'la birlikte hem de diğer Avrupa'daki 2035 yılındaki benzinli araç üretiminin durması anlaşmalarıyla bundan sonra herkes elektrikliye dönecek yani. Sadece fanları benzinde kalacak. Bir fanları da benim herhalde. Bir fanı sensin, aynen. Seviyorum. Ben de elektrik fanıyım burada. Şey olmuş olduk. İki taraftan da. Tartışma oldu. Aynen, tartışma oldu. Bir de şeyden bahsedelim istersen. Ekran bölümünden. Özellikle 4 serisine gelen makyajla beraber bunda standart gelen ekran oldu. Evet. Bu ekran iDrive 8. i4 ile birlikte çıktı. Lansmanı bu araçla yapıldı geçen sene. Ondan sonra yeni 3'lere çıktı. Ondan sonra da şimdi bu aylarda yeni 4'lere, makyajlı 4'lere çıkıyor. Tüm iX'te de var bu arada, pardon, iX'te lansman edilmiş olabilir. iX ve i4 ile geldi. Tüm araçlarda bu aynı sistem olacak. Büyük ekran. Alışmam biraz zor oldu Mercedes'ten sonra. Ya güzel mi değil mi diye çok sorguladım abi. Çünkü ben aracı alırken arabayı görmeden aldım. İnternet videolarından 2 ay boyunca YouTube'da izledim, öyle aldım. Ama çok memnunum. Çok güzel yapmışlar. BMW bu işi bitirmiş. Hem CarPlay kısmı, hem CarPlay olmayan kendi menüsü, buradaki kullanıcı ekranı tam istediğimiz şeyleri veriyor. Ve her türlü değiştirebiliyorsun. Mesela şurada sürüş değerleri kalmış aslında insanlara. Head-up display de var zaten. Head-up da var, aynen. Head-up'ı sadece muhtemelen ben görebiliyorum. Şuradan mesela navigasyonu seçiyoruz normalde. Uzun yolda buraya... Buraya navigasyon açmadan ben mesela ekran yansıtma açtırabildiğim zaman, şu anda da iDrive'da açamıyorlar. Ekran yansıtma açtığım zaman çocuğa buradan çizgi film açacağım belki. Buradan kendi yoluma kendim bakacağım. Çok güzel, bence faydalı. Ya da uzun yolda head-up'a da verebiliyorsun galiba, değil mi? Navigasyon görebiliyor musun? Head-up'ta var navigasyon var, zaten ama yolu vermiyor. Sağ solu veriyor. Sağ sapacağını gösteriyor. Direktifleri veriyor, evet. Buradan da şeyden çıkınca araba gözüküyor burada. Bu acaba her iDrive'da farklı mı? Araba mesela yeşilse yeşil mi oluyor yoksa? Evet, öyle. Arabaya özel. Bence plaka da gözükmeli. Neden gözükmüyor abi? Plakayı da yazalım buradan. Gözüksün. Arabanın rengine göre burada gösteriyor. İşte mesela canlı olması çok güzel. Diyelim evet, ki sinyal veriyoruz. Bak sinyal yanıyor. Bayağı iyi. Frene basıyoruz. Frenler yanıyor. Ya bildiğin işte, Forza gibi yapmışlar. Aynen, oyun gibi yapmışlar. Aynen. Bak selektör yapıyoruz. Uzunlar yanıyor. Çok güzel. Bu neden güzel olabilir? İşte ulan kapı açık mı? Cam aşağıda mı? Hani oradan bakmana gerek yok. Buradan hepsini görebiliyorsun. İşte farlarım yanıyor mu? Uzunlarım mı yanıyor? Direkt buradan gözüküyor. Tribe sokmuyor. Direkt buradan gözüküyor. Tribe sokmuyor, evet. Mesela bu inovatif bir gelişme olmuş. Hatta belki bu ekranda, ekran boyutundan başka tek en inovatif gelişme bu olmuş. Diğer markaların yapmadığı, BMW'nin yaptığı bir şey. Buradan dışarı çıkınca... İnternete de bağlı galiba, değil mi bu? Telefondan internete bağlanıyor. Ama çok fazla bir şey yok. İşte kendi harita navigasyon sistemi. CarPlay olması zaten büyük artı. CarPlay olması yeterli abi. My BMW, CarPlay. CarPlay kullanmazsan telefon. Kişisel asistan var. Maalesef BMW bu konuda çok başarısız. Bu hey BMW deyip de soru sorma. Aynen öyle. Mesela Mercedes'te ya kıçım üşüdü diyorsun. Klima geliyor, şey ısıtma geliyor. Burada işte koltuk ısıtmasını 3. dereceye al demezsen almıyor mesela, anladın mı? Çok başsız, hiç kullanmıyorsun, o yüzden pas geçtik abi. Pusula var galiba orada da, rota ön izleme. Rota ön izleme, pusula tarzı bir şey var, saat var, başka da bir şey yok. Genelde abi hep CarPlay kullanıyorsun. Onun dışında şu an bizim arabada bir de birkaç eksik var, değil mi? 360 dereceden bahsettin sen. 360 kamera opsiyonu yok, bir de en-fren opsiyonumuz yok, evet. 360 derecede olsa herhalde yarı otonomda kullanma imkanı olacaktı, değil mi? Evet. Adaptif cruise kontrolüm var benim. Şerit takip, şeritten çıkma asistanı var. Ancak yarı otonom kullanım ve 360 derece kamera paketi bu araçta yok. Araba bulamadığımız için göz yumduk da aldık. Yapacak bir şey yok. O da olsa çok tam güzel. Olacaktı. Volvo gibi hiç müdahale etmeden sadece elini direksiyona koyarak eve kadar götürür bizi, tam olacaktı. İçte kalmışken koltuklar da bence çok rahat. Evet, o da bu arabanın büyük opsiyonlarından bir tanesi. M koltuklar diye geçiyor. Yani tabii ki bir M3'teki o karbon fiber opsiyon değil. Şuradaki boşluklu onun. Ha, aynen o bucket, kova koltuk değil. Ancak bu koltuklar opsiyonel olarak bu grupta alabileceğiz en üst koltuklar. Çok rahat. İşte görüntüsü çok güzel. Bir de bunların gündelik kullanımı için daha uygun. Çünkü bucket'lar burada birazcık sert oluyor. Tabii. İnip inmesi. Tabii ve soyarsın orayı bir süre sonra, sorun yaratır. Olmaz yani. O yüzden bu bizim için verimli. Bu koltuklar arka tarafa biraz alan daralması yapıyor. Arkaları kalın kupe olduğu için. Kupe bir de şey görünümü var. Arabada hem kupe görünümü var. Dar. Aynen. Arka bir tık daha dar 5 sedana, 3 sedana göre. Ama Gran Coupe standardına göre fena değil. İşte koltuklar biraz daraltıyor ama benim mesela eşim 1.60 çok rahat bir şekilde bir arkada çocuk var sizde. Çocukla birlikte oturuyorlar, rahat ediyorlar, bugüne kadar hiç sıkışmadılar. Ama işte 5 kişi binelim falan desen yok, küçük sıkışıklık olur. Bagaj bölümü içten yanmalıdan böyle tasarlandığı için kablo mablo önde yer yok. Evet abi. Elektrikli araçlarda ön bagaj diye bir frank dediğimiz bir kavram var. İşte Tesla'sından Porsche'una hepsinde var. Çok küçük de olsa orada işte koltuk, yangın tüpü, ıvır zıvır çer çöpü koyduğun bir alan var. Çok açmıyorsun çünkü kaputu. Bunda yok. Çünkü benzinli 4 kasadan dönüştürüldüğü için şasi, öndeki klima aksamı, bilgisayarlar, elektronikler, borular, artık neyse o çektiğimiz görüntülerdeki göstereceğimiz aparatlar, onları aşağıya iteleyememişler. Aşağıda komple pil var. Önden başlayıp en arkaya kadar, motorun başlangıcına kadar pil var. Sonra da motor var. O yüzden öne koymuşlar. Bu sefer de öne bagaj yapamamışlar. Orada bir tane M50'de ekstra motor oluyor. Bizde yok o. Onun yerine boşluk bırakmışlar. Bomboş öyle duruyor. Gergiler var bir de. Plastik bir kapak var. Ha, gergiler var. O gergiler, evet. Arkada bir tane o kablolar için çerçöp bölgemiz var. Subwoofer'ın yanında. Şeyi, aynen, onu da çektik, gösteririz. Stepne'nin orada. Onun yanına ben kablolarımı sığdırabildim. Sıkıntı yok. Zaten eğer evdeki bir kutudan kullanıyorsanız kabloları çıkartmıyorsunuz oradan. Sen hiç kullanmadın herhalde değil mi? Bir kere gelirken kullandım, aracı aldıktan sonra Samsun'dan getirirken kullandım. Onlarda kendi ara kablonuzu takıyorsunuz. Eğer evdeki kutuyu kullanırsanız onun kendi kablosu var, dolanmış, onu açıp takıyorsun abi. O yüzden kullanmıyorsun, onu kapatıyorsun. Bagajımız bayağı büyük. Gran Coupe tasarımı olduğu için 470 litre galiba, öyle bir şeydi. Evet. Hiç hatırlamıyorsam. Camdan açıldığı için bayağı güzel. Biz çocuk arabasını, hem de büyük bir çocuk arabası aldık. Çok katlanan bir şey değil. Koyabiliyoruz. Yanına valizlerimizi ıvır zıvır koyuyoruz. Ama tabii muhtemelen benzinli olsa daha derin ve daha büyük bir bagaj olurdu. Motor yiyor birazcık. Motor orayı kapladığı için yok. İstepne bile yok orada. Komple kapalı. Sadece bir tane küçük subwoofer var. O kadar. Harman Kardon'un şeyi var orada. Aynen. Ses sistemi zaten bayağı iyi herhalde. Ses sistemi Harman Kardon olduğu için çok güzel. Ses sistemi aslında gerekli. Çünkü araba çok sessiz. Yani burada verim alıyorsun abi. Stüdyo gibi kayıt yaptığın yerde stüdyo gibi müzik dinleyebiliyorsun. O yüzden ben gerekli buluyorum. Doğru bir opsiyon. Alınmalı. Memnunum Harman Kardon'dan. Bir de ambiyans ışıkları var. Herhalde Mercedes'te bizi en çok ayıran nokta. Onunla birazcık daha pavyonumsu oluyor. Evet. Aynen. Ama ben Mercedes'ciyim o konuda, biliyor musun? Yani BMW... Ya bana 8 tane renk verme. Ver işte o 64 rengi. Anladın mı? Oradan. Neden? Zaten donanımı var burada. Ben buradan seçeyim abi. Açık pembe seçeyim. RGB gibi ayarlayalım abi. Evet. Zaten RGB ışık var. Neden benim kısıtlıyorsun? Ben niye senin seçtiğin leylak rengini seçmek zorundayım? İstemiyorum yani. O konuda Mercedes'çiyim abi. Şimdi tünelde zaten gösteriyorsa ya, değil mi? Şeritler, ha, olur, tam gösteririz. Aynen. İçerisi baba pavyon gibi yanmalı. Ben ocuyum ya. Onları da menüden ayarlıyoruz değil mi, o renklere? Onları da menüden ayarlıyoruz, evet. İç aydınlatma, dış aydınlatma, işte bekleme süreleri, yanma süreleri. Hepsi için bir menü var. Çok güzel yapmışlar menüyü. İşte dış aydınlatma için ayrı menümüz var. Kapılar, camlar. iDrive 8'in ben kullanım bayağı detaylı şeyini çok beğendim. Bayağı detaylı. Şu an ışıklar geldi. İnce böyle. Işıklar geldi ama pembe. LED'lerden olmuyor, karanlık istiyor. Yok, şu an inceden belli oluyordur herhalde. Çok. Bu kamera alıyordur. Eski BMW'ler gibi değil. Komple dönmüşler, arka koltuklar dahil. Güzel, başarılı ama bir Mercedes gibi ayaklarda da var aslında ama böyle onların havalandırma da ensemden yani. Ayrı gelsin, havalandırmamdan ayrı gelsin, dikiz aynamdan başka bassın, o yok. Ben onu istiyorum mesela, olmalı. Disko gibi dönmeli içeride yani. O yönde ince bir eksikliğimiz var. O konuda evet, bir eksiklik var. Ama malzeme kalitesi desek yani, malzeme kalitesinden çok memnunum. Konuşturuyor kendini. Evet, konuşturuyor. Yani Tesla grubu, işte diğer Kore, Asya ürün gruplarına göre tam bir premium sedan. Özellikle Tesla bayağı bir eleştirildi zaten. Tesla'yı geçtik zaten. Yani onun komple teknolojisi çok iyi ama işte malzeme kalitesine gelince... Ya ben çok eski bir Tesla fanıyım ya. Ben bayılıyorum Tesla'ya ama no. Yani hayır. Alman yaptım abi. Çekil kenara, devam et yani, anladın mı? Malzeme kalitesi çok iyi. İşte her yer yumuşak. Hiç sert plastik kullanmamışlar. Zaten BMW kullanmıyor premium sedanlarda artık. Ya bu nokta belki şey için iyi olur. Yani artık Almanlar da yavaş yavaş bu sektöre adım atıyor ya. Belki Tesla'da artık bir rekabet için o da kendini geliştirmesi gerektiği artık. Aynen öyle. Firmalarda kendine çeki düzen verecekler bu noktada. Yani oraya bir tane kapak taktım, gıcır diyor. Olmaz abi. bugün nereden baksan 50-60 bin dolara Amerika fiyatıyla konuşuyorum araç satıyorsun. Premium yapmak durumundasın. Bir de elektrikli arabada daha da önemli çünkü motor sesi gibi seni oyalayan gürültüler yok. Şey yok. Mesela bu arabada bir trim sesi olsa bizi inanılmaz rahatsız eder. Sürekli tıkırı 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 kafayı yersin yani. Çok sessiz ve konforlu, kaliteli olmak zorunda. Çünkü 100'le giderken bak şu an mesela 100'le gidiyoruz. Dışarıda rüzgarlı bir gün olduğu bugün ve viyadükte olduğumuzun haricinde bir ses yok arabada. Ki burası normal sesi sakin olsa şu an. Aynen. Ancak yani gitmeye dair bir ses yok. Şey, lastiğin dönme sesi hiçbir şey yok yani. Hiçbir öyle. Şey yok. Yol sesi yok. Bir de ramflet dedin lastikler. Ramflet olmasına rağmen yok, evet. Farkında bassa da yakalayamaz zaten. Ki o da 2.0 falan evet, bir araba evet. Yani. Elektrikli araç geçişinin artık ben tamamlandığını düşünüyorum. Geçtik yani dünya olarak. Hani eskiden herkesin soru işaretleri vardı. Olacak mı, olmayacak mı, gidecek mi, gitmeyecek mi falan. Bu iş tamamlandı. Artık sen buna küresel ısınma de, yenilenebilir enerji de, hepsi bir şekilde bir sebep buna. Ki bir de bu motor, kullanan motor galiba bu teknoloji bir Zoe'de de var, bir bunda var. Evet, bu arabada bir fırçasız motor denilen motorlar kullanılıyor tüm araçlarda. Bunun için değerli metal kullanman gerekiyor. Motorun mıknatısının sabit olması gerekiyor. Bir de o işlemi birazcık daha hani pis aslında. Yani doğa korun derken de aslında evet, karbon ayak izi daha fazla o motorun aynen. üretiminin. Bu aracın buna özel ve işte bir de Zoe'ye özel dediğin gibi fırçalı motor kullanılıyor. Fırçalı motorda sen mıknatıs yerine, değerli metal yerine her türlü metali elektromanyetik mıknatısa çevirebildiğin için daha üretimi, BMW'nin açıklaması bu. Üretimimiz daha fazla olacak, daha kolay üreteceğiz, daha çevreci olacak, daha az değerli metal tüketeceğiz vesaire bunlarla çıkartıyor. Bu motorun bir tane dezavantajı var. Mekanik yıpranması oluyor. Mekanik yıpranması olmuyorsa bile fırçaların, kömürlerinin, işte kabloların değişmesi gerekiyor. Onun da sanıyorum 180 bin kilometrede bir internette araştırdığımda motor bakımına giriyor. Bir dezavantajı o var. Ama 180 bin kilometre ben hayatımda hiçbir arabamı kullanmadım. Belki bu arabayı kullanırım. Belli olmaz. Onun haricinde bize etkileyen bir negatif etkisi yok. Negatif faktörü yok. Pozitif faktörü var. Biraz tork değerini daha fazla alabiliyorsun. O eğri birazcık daha şey yani. Tork eğrisi daha yüksek. Keyifli bir araba ama genel olarak yani. Keşke ülkemizde daha uygun fiyatlara da ulaşılabilse. Abi aslında uygun bir fiyat. Rakiplerin karşısında tabii. Fiyat konusunda konuşalım. Doğru bir yere parmak bastın. Aslında fiyat uygun. Neden? Rakiplere geçmene gerek yok. Bugün bir tane 0.320 2.5 2.6'dan aşağı değil. Bu araç 2.7, 2.8. 3.20 aldığın zaman hem benzinli bir araç alıyorsun. Tabii gücü ona göre daha az. 170 beygirli bir araç alıyorsun. Teknoloji olarak bundan daha alt grup bir araç almana rağmen biz burada %120 mi artık, %80 mi takibini kaçırdığım oranlarda vergi ödediğin için elektrikli daha üst segment, bir de 4 kasa bu, 4 daha pahalı biliyorsun. Hı hı. Daha üst grubun bir aracıyla aynı parayı veriyorsun. Mesela 5.20'nin bugün dolusunun sıfırını almak 2.800, 2.900. Ben onun yerine i4 alırım. Hem biraz daha sportif olur, hem elektrikli olur, yakıt tüketimim daha düşük olur. Daha güçlü bir makine kullanırım. Daha güçlü, 2 kat güçlü bir makine kullanmış olurum. Bir de şu an fiyatlar 2023 ayının 3. ayı yani. 3 ay sonra, 4 evet. ay sonra belki izleyince daha da pahalı olur, şaşırması takipçiler. Aynen öyle, evet. Üzücü ama yani gerçek. Yani bugün fiyat olarak aslında elektrikli arabalar alınamaz derecede ütopik rakamlarda değil. Tam tersine alınabilir fiyatlara geldi. Çünkü bu aracın ÖTV'si şu anda 2023 yılında %60. Bugün %80. Hele 2000 motor bir şey almaya kalktığın zaman direkt şey uçuyor. Hiçbir mantığı yok. Direkt uçuyor. Onun yerine bir tane bundan bir tane Harley Davidson alırsın kendine yani. Hiç gerek yok. Fiyat performansta da hem yakıt tüketimi hem de ilk alıştaki fiyatta bence geçerli bir araç. Elektrikli arabalarda geçerli tercihler diye düşünüyorum abi. Bizim hata yaptığımız bir yer var. 2021 yılında Taycan almamak. O büyük bir hata oldu. O zaman ben çalıştığım insanlara, müşterilerime falan abi bak elektrikli araba alın, bunlara zam gelecek, ÖTV gelecek diye insanlara söyledim. Birkaç kişiye de aldırdım sana yemin ederim. Kendini almadın ama. Tabii kendimi almadım abi. ÖTV zamı geldi ve o Taycan grubu koptu gitti. Ha, Taycan'ım olsaydı Daily Driver'a kullanabilir miydim bilmiyorum. İş yerindeki ortama her gün sokabilir miydim bilmiyorum. Ama bu arabayı böyle sleeper olarak her yere götürebilirsin. Hem de birisi kafa tuttuğu zaman her türlü gidiyor. Cevabını verir, tatmin olursun yani. Genel olarak bayağı bir detaylı konuştuk. Yine takipçilerin merak ettiği nokta olsa yine yorumlarda yardımcı oluruz. Aynen, yorumlarda konuşuruz. Senin eklemek istediğin bir nokta var mı? Valla şu anda yok Buracığım ya. Her şeyi konuştuk. Bayağı da uzun bir video oldu. Umarım takipçilerin de hoşuna gider. Aynen, umarım herkesin hoşuna gider arkadaşlar. Ama yani bunun içinde pil konuşuyoruz, elektrik, tüketim, o kadar çok farklı yeni şey konuştuk ki bunları video ben mesela 5-10 farklı videodan birleştirerek bu arabayı almadan öğrenmiştim. Şimdi bence merakı olan birisi, bilmek isteyen, öğrenmek isteyen birisi için verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım takipçilerin de hoşuna gitmiştir. Yine beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.